Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Sizlerle kıymetli kardeşlerimle birlikte olmak inanın bizler için her zaman olduğu gibi büyük bir mutluluk kaynağı. İyi ki de varsınız. Evet arkadaşlar, konu başlığımıza geçelim. Konu başlığımız ise şöyle: düşmanın mağlup edilmesi için okunacak dua. Evet arkadaşlar, Tebbet suresi Ebu Leheb'in din düşmanlığı üzerine inmiş bir ayet olup kurusun anlamına gelen bir bedduadır. Allahu Teala bu sureyi kınama ile başlamış ve Ebu Leheb gibilerin daima var olacağının haberini bizlere vermiştir. Surenin iniş sebebi olarak bir rivayete göre şöyle bir olay anlatılır. Bir gün Ebu Leheb Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben "Sana inanırsam bana ne verilecek?" diye sormuş. Nebi aleyhisselam da "Müslümanlara verilen neyse o" cevabını vermişti. Bunun üzerine o "Benim onlara göre bir üstünlüğüm yok mu?" deyince bu defa Hazreti Peygamber "Ne ile üstün tutulacaksın ki?" demişti. Bu cevabı alan Ebu Leheb "Böyle bir dine yazıklar olsun. Beni diğer insanlarla bir tutan böyle bir din olmaz olsun" demiş ve Yüce Allah bu sureyi indirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıktığı zaman şöyle buyurdu: "Her kim bu sureyi okursa onunla Ebu Leheb'in arasına cehennemde bir araya gelmemesi ümit olunur." Rivayet edildi ki, uykusundan korkan yatmadan önce 3 defa okursa bu derdinden Allah'ın izniyle kurtulur. Düşmanı mağlup etmek için 1000 defa okunur arkadaşlar. Evet, okunuşu ise şöyle: Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yada Ebi Leheb'in ve tebbe. Ma'agna anhu maluhu ve ma kesab. Seyasla naran zate leheb. وَمْرَآتُ حَمَّالَةَ الْحَتَبْ فِي جِدِهَ حَبْلٌ مِنْ مَسَدْ. Evet, anlamına gelecek olursak şöyle sevgili dostlar: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar, Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.